Selamünaleyküm. Afiyetler olsun efendim. Ben öncelikle Yunus kardeşime çok teşekkür ediyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum ama hocalarımızın yanında dua bize yakışmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya Rabbim, sen dünyada Müslümanları koru. Her birimiz bir ağacın bir fidanı gibi farklı farklı bölgelere farklı farklı fidanlar olarak dikilmişiz. Kimimiz Kürt, kimimiz Laz, kimimiz Arap, kimimiz Çerkez, kimimiz Roman, kimimiz Azeri. Ama ortak bir noktamız var. Kökümüz, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir. Bu yüzden 7,5 milyar insan yaşıyor dünyada. 1,5 milyar Müslümanlar olarak ya Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozma. Ve dünyanın en şerefli bayrağı altında, dünyanın en onurlu ülkesi, dünyanın sigortası, dünyanın bayraklarının içerisinde en şereflisi olan Ay Yıldızı bayrağın altında Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevesiyle, Sünnüsüyle, Romanıyla bizim birliğimizi bozma ya Rabbim. Yunus kardeşim, seni tebrik ediyorum. Burada bu kadar başkanlarımı yakalamışken aslında Müslümanların arasında bir sorun var. Fabrika yapıyoruz. Üretim yapıyoruz. Yatırımlar yapıyoruz. Gökdelenler dikiyoruz. Siyasi olarak hedeflerimiz oluyor. Bir şeye yatırım yapamıyoruz. İnsana. Yetenekli insanı gördüğümüz zaman ona yatırım yapmaktan korkup o insanın binlerce insana örnek olup yön vereceğini unutuyoruz. O yüzden iş adamlarımız, siyasetçilerimiz, yetenekli gördüğünüz çocuklarınıza yatırım yapın. Yetenekli gördüğünüz insanlara yatırım yapın ki o insanlar, belki bir fabrika kurarsınız, 1000 tane işçi çalıştırırsınız ama 1 tane insana yatırım yaparsınız. Milyonlarca hayran, milyonlarca kitlesi olan, milyonlarca insanın ona örnek almasını sebep olursunuz. Ne olur lütfen. Öbür dünyaya giderken de bunu unutmayın ki her yaptığınız yatırımdaki o insan siz giderken size iz bırakacaktır. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Yunus kardeşim, seni de tebrik ediyorum.